Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da Türk İslam kültür ve medeniyetini anlatacağım. Önce devlet yönetimi. Arkadaşlar devlet yönetimini merkez yönetimi ve taşra şeklinde ikiye ayırarak anlatıyoruz. Öncelikle şunu hatırlayalım. Kut inancı, veraset sistemi, federatif devlet yönetimi aynen devam etmiştir. Karahanlar ekstradan ikili teşkilat dediğimiz Doğu Batı şeklinde de bir örgütlemeyi devam ettirmişlerdir. Bir de şunu hatırlamanız lazım arkadaşlar. Veraset sisteminin olmadığı tek Türk İslam Devleti hangisiydi? Memlükler ya da diğer adıyla kölemenler idi. Hemen size buradan bir soru kalıbı göstermek istiyorum arkadaşlar. Kümbet diyelim. Vakıf medrese veraset Ede, de şeri hukuk diyelim sorumuz şu arkadaşlar hangisi Türklerin İslam'la birlikte kullandıklarından değildir Yani burada ne arayacağız arkadaşlar İslamiyet öncesinde de var olan bir unsur arayacağız Cevabımız arkadaşlar Tabii ki veraset. Veraset hatırlarsanız İslamiyet öncesi Türk devletlerimizde de vardı. Ancak kümbet denilen anıt mezarlar, vakıf, medrese, şeri hukuk ise ilk kez İslamiyet'in kabulüyle birlikte kullanılmaya başlayan unsurlardır. Peki veraset sisteminin devam ettiğinin, İslami dönemde de devam ettiğinin somut birkaç tane örneğini vermek istiyorum. Büyük Selçuklu içinde 5 ayrı Selçuklu devletinin olması. Hatırlatma yapalım arkadaşlar. Asli olan Horasan Selçuklu'nun haricinde Anadolu Selçuklu, Irak Selçuklu, Azerbaycan Selçuklu ve Suriye Selçuklu olmak üzere 4 tane daha Selçuklu vardı. Horasan Selçuklu ile birlikte toplamda 5 tane. İşte bu 5 Selçuklu siyasi organizasyonun tamamını birden Büyük Selçuklu adı vermekteydik bu veraset sisteminin devam ettiğinin bir kanıtı. Yine Melik denen hanedan erkek çocuklarının eyaletlerde valilik yapması. Bu da yine veraset sisteminin bir diğer göstergesi. Artı burada devlet yönetim tecrübesi edinmenin önemsendiğini de görmekteyiz. Yine Anadolu Selçuklu Devleti'nde ikinci Kılıcı Aslan'ın ölmeden önce ülkeyi 11 oğul arasında paylaştırması. İşte bu üç unsur arkadaşlar veraset sistemi. Dolayısıyla Kut inancının İslami dönemde de devam ettiğinin göstergesidir. Ben bir ekstra örnek daha vermek istiyorum arkadaşlar. Oğulcak Han'ın ölümünden sonra Karahanlılar'da yeğeni Satık Buğra'nın hükümdar olması veya Büyük Selçuklular'da Tuğrul Bey'den sonra yeğeni Alpasta'nın hükümdar olması da veraset sisteminin devam ettiğine verebileceğimiz örnekler arasındadır. Arkadaşlar, İslami dönemde bağımsızlık yani hükümdarlık sembolü olarak İslamiyet öncesi unsurlar aynen devam etti. İslam öncesi unsurlara sadece iki unsur ekleyeceğiz. Bir, hutbe okutmak. iki menşur almak. Hutbe okutmak arkadaşlar, cuma namazı ve bayram namazlarında padişah ve dönemin halifesi kim ise onun adının zikredilmesi olayıdır. Menşur almak ise halifeden alınan onay demektir. İşte bu iki unsurun birleşmesi artık devletlerimizin layık değil teokratikleştiğinin somut bir göstergesidir. Peki menşur nasıl veriliyordu? Yani halife padişahlığını onaylayacağı hükümdara Hediyeler gönderiyordu arkadaşlar. Bu hediyelerin gönderilmesi halifenin o kişinin paşa olduğunu kabul etmesi anlamına geliyordu. Bu hediyeler arasında hilat, kaftan denilen bir kıyafet var. Asa var arkadaşlar. Külah var, yüzük var, taç var, çetr var, kiçet üzerinde ayetler yazan gösterişli bir şemsiyedir. Ayrıca da ünvan ve lakaplar vardı. Hatırlarsanız Gazdeli Mahmut'a Sultan, Tuğrul Bey'e Doğu'nun ve Batı'nın hükümdarı, Sultan Alparslan'a da Ebul Fet gibi ünvanlar verilmiş idi. Arkadaşlar taç olayına dikkat edin. Taç normalde Hristiyan kültürünün, Hristiyan kralların başına taktıkları bir başlık iken bizlerde de var. Çünkü Türk İslam devletlerinin sınırları içinde birçok gayrimüslim cemaatte yaşıyor muydu? Evet. İşte bu yüzden taç Türk İslam devletlerinde bir hükümranlık sembolü olarak kullanılmış. Bu arada arkadaşlar Hilal tarihindeki diğer hediyelerin genel adına da Tıraz adı verilmekteydi. Peki hükümdarlarımıza ne gibi ünvanlar verildi? Karahanlara Han, Hakan gibi ünvanlar verilmeye devam etti. Ki bu onların milliyetçi, ulusçu olduğunun bir göstergesiydi. Bunun yanı sıra İslamlaşmanın etkisiyle yeni ünvanlar da eklenmiş ki bunlar arasında Buğra, İli, Kadir, Kara, Aslan gibi ünvanlar var. Gazneliler Sultan, Padişah gibi ünvanlar kullandı. Ki bir daha hatırlayalım. İlk kez Sultan ünvanını kullanan Gazneli Mahmut idi. Büyük Selçuklular ise Sultan, Sultan-ı Azam yani Büyük Sultan, Şah ve Şeyin Şah gibi ünvanlar kullanılmış. Anadolu Selçuklular da yine Sultan, Şah, Keykubat, Keyhüsrev, Keykavus, Rükneddin gibi ünvanların kullanıldığını görüyoruz ki özellikle Anadolu Selçuklu'da bu ünvanlar İran kökenli ünvanlardır ki bu durum Fars kültüründen etkilendiğimizin somut bir göstergesidir. Arkadaşlar artık kurultayımız yok. Bunun yerine Büyük Divan ya da Divanı Saltanat var arkadaşlar. Bu yine bir danışma organı demek ki son söz yine hala kime ait hükümdara ait. Büyük divanda davalara bakılmaya devam etti. Bu özellik hatırlarsanız Kurultay'da da vardı. İşte büyük divan ya da divanı saltanat davalara baktığında divanı mezalim adını almaktaydı. Hükümdarın olmadığı dönemlerde ona vekalet eden kişiye Naip diyoruz arkadaşlar. Dikkat edin naip. Zaten kelime anlamıyla naip vekil demektir. Naip başkanlığında toplanan divana da niyabeti saltanat divanı denirdi. Ortada bir büyük divan varsa bir de bunun tabii ki alt divanları olacaktır. Nelerdir bunlar? İstifa divanı var arkadaşlar. Bu devletin maliye işlerinden sorumlu. Başkanına müstevfi deniyor. Tuğra inşa divanı ise İç ve dış yazışmalar yapardı ki başkanına Tuğra'i veya Münşi denirdi. İşraf Divanı ise idari ve mali işlerin denetimini yapardı. Başkanına Müşrif denirdi. Arz Divanı orduya alım işleriyle ilgilenen divanda başkanına Emirül Ariz denirdi. Pervane Divanı ise arkadaşlar Anadolu Selçuklu'daydı. Anadolu Selçuklu'da toprakların tahriri yani tapu kadastrosu ve ikna dağıtımını yapardı ki başkanına pervaneci denirdi. Bir de arkadaşlar bu divanların haricinde büyük divan üyesi olmayan ayrı çalışan bir berit divanı vardır ki o da ulaştırma ve istihbarat işleriyle ilgilenirdi. O dönemdeki postacılara ulak adı veriliyormuş arkadaşlar. Bir de arkadaşlar saray teşkilatıyla ilgili belli başlı bilgiler bilmemizde fayda var. Çünkü Sınavlarda sorulan görevlilerin merkez teşkilatında mı görevli, taşla teşkilatında mı görevli şeklinde ayrımını sorabilmekte. Kapo diğer adıyla bergah saray demektir arkadaşlar. Hacip saraydaki bir nevi halkla ilişkiler uzmanıdır. Öncelikle padişah ile vezir arasındaki ilişkileri düzenler ayrıca saray ile halk arasındaki ilişkileri de düzenler idi. Yuruş Karaanlarda vezirlik makamdır arkadaşlar. Cameder paşaların kıyafetleriyle ilgilenen görevlidir. emir Ahur, ahırdan atlıza gelsin. Sarayın atlarından sorumlu devlet görevlisiydi. Emir-i Alem, sarayın bayrak ve flamalarından sorumluydu. Emir-i Çarşınıger yani çeşnicibaşı paşa ve sarayın yiyecekleriyle ilgilenen kişiydi. Serheng törenlerde paşaya yol gösteren önde giden kişi anlamında bir görevliydi. Emiri Candar, bunu jandarmadan alıza gelsin, sarayın güvenliğiyle ilgilenen devlet görevlisiydi. Ayrıca taşlar ya da aptar adı verilen hükümdarın temizlik ve abdest işleriyle ilgilenen görevliler de vardı. Bunların haricinde yine birçok görevli var. Ancak dediğimiz gibi bunların anlamlarından ziyade merkez teşkilatında olduklarını bilmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Taşra yönetimine geçelim. Yani başkentin dışında olan alanlara geçelim. Biliyorsunuz Anadolu Selçuklu'da ilk başkent İznik, ikincisi ve devamlı olan Konya'ydı. Konya merkezi ise Konya harcına kalan yerlere Taşra diyeceğiz. Taşra'daki eyaletteki askeri valilerimize şıh ne? Sivil yöneticilere amit, vergi toplayıcılara amil, güvenlikçilere subaşı, Halkın seçtiği yöneticileri reis, belediye işlerine bakan görevliye muhtesip, küçük şehirlerdeki yöneticilere ki bunlara kazada diyeceğiz, kadılar idi. Hemen sonra kalıbınızı göstermek istiyorum. 4 tane taşladan verelim arkadaşlar. Şehne diyelim. Amil diyelim. Hacip diyelim. Kadı diyelim. Subaşı diyelim. Sorumuz şu. Türk İslam Devletleri'nde veyahut da Selçuklular'da hangisi bir taşra görevlisi değildir? Yani biz ne arayacağız? Merkezde bir görevli arayacağız ki o da tabii ki hacip olacaktır arkadaşlar. Selçuklular arkadaşlar 3 değişik eyalet örgütlenmesi vardı. Bunlardan birincisi doğrudan divana bağlı eyaletler idi. Bunlar İç ve dışlarına merkeze bağlı olan eyaletler idi. Asıl soru değeri olan arkadaşlar 2 ve 3 numaralı eyaletlerimizdir ki Meliklerin yönettiği eyaletler Arkadaşlar hükümdar ya da hanedan çocuklarına Melik diyoruz. Melikler eyaletlerde valilik yapıyordu. Bu arkadaşlar hatırlayalım tecrübe edinme ve veraset göstergesiydi. Meliklerin devlet tecrübesi kazanması için başlarını bir öğretmen olurdu. Buna Atabey denir idi. Hatırlarsanız bu uygulamanın aynısını İslamiyet öncesinde de Tigin ve Ataman ikilisi şeklinde görmüştük. Bu arada arkadaşlar Atabeylik kurumunu ilk kez kuran devletimizde büyük Selçuklular olmuş. Şimdi arkadaşlar meliklerin kendilerine ait orduları var. Yani askeri teşkilatları var. Kendilerine ait divanları var. Yani siyasi teşkilatları var. Kısacası bu idareciler yani melikler özerk yani yarı bağımsız. Ancak asla meliklere para basmak yani sikke kestirmek ve hutbe okutmak yetkisi verilmez de. Çünkü bunlar hatırlayın hükümranlık, bağımsızlık sembolüydü. Bu yetkilerin verilmeme nedeni ülke bütünlüğünün korunmak istemesi yani merkezi otoriteyi koruma düşüncesidir. Üçüncüsü arkadaşlar uç eyaletler. Arkadaşlar Anadolu Selçuklu Orta Asya'dan, özellikle Moğol baskısından kaçıp gelen Türkmen aşiretlerini Bizans sınırlarına özellikle Bizans sınırına tabii ki Pontus Rum Gürcü ve Ermeni sınırına da yerleştirildi ama en çok Bizans sınırına iskan edildi bu Orta Asya'dan gelen aşiretler. İşte bu aşiretlerin uçlara yani sınırlara yerleştirilmesiyle oluşan idari birimlere uç eyaletler diyoruz biz. Uç eyaletlerin başında da gelen aşiretin lideri, reisi var idi. Bunlar arkadaşlar daha sonra 1243 Köse Dağı Savaşı ile Anadolu Selçuklu'nun parçalanma sürecine girmesiyle bağımsızlık ilan ettiler. Moğol baskısı da azalınca bunlar tam anlamıyla bağımsız oldular ve Anadolu'da Osmanlı gibi, Karesi gibi, Germiyanlı gibi Candaroğulları, Hamidoğulları, oğulları, Sarhanoğulları, Aydınoğulları gibi ikinci beylikler olmuştur arkadaşlar. <laughs> Anadolu Selçuklu bu uç eyaletleri iskan ederken özellikle bunların dağınık olmasına yani dağınık iskan edilmelerine özen gösterdi. Peki neden dağınık yerleştiriyordu? Buradaki temel sebep yine arkadaşlar. Anadolu Selçuklu'nun merkezi otoritesini korumak istemesi. Eğer Türkmenler bir bölgede yoğunlaşırlar ise hemen orada bir devlet kurabilirler ve Selçuklu'yu parçalayabilirler endişesi var. Ayrıca aşiretlerin dağınık yerleştirilmesi yani bir aşiretin bir bölge yerine farklı farklı aşiretlerin kaynaştırarak gelişmesindeki amaç aşiretler arası işbirliğinin gelişmesi yardımlaşmanın gelişmesi idi. Peki uç beyliklerin işlevleri nelerdi arkadaşlar? Uç beylikler ya da uç eyaletlerin temel işlevi arkadaşlar Anadolu'yu Türkleştirmektir. İkincil amacı ise sınır güvenliğini sağlamaktır. Yine yeni fetihlere zemin hazırlamak, merkezi otoriteyi güçlü tutmak, bayındırlık faaliyetlerini arttırmak, tarımsal faaliyetleri arttırmak, asker ve vergi toplamayı kolaylaştırmak gibi işlevleri vardı. İkinci konu başlığımız ise ordu arkadaşlar. Merkez ordusu şeklinde vurgulayacağım. Arkadaşlar merkez ordusu Selçuklularda iki taneydi. Hassa ve Gulemanı Saray. Burada soru değeri yüksek olan Gulem'dir arkadaşlar. Gulem kökenleri devşirme olanlardır. Yani bunlar Türk değil ama Müslüman ve özellikle de İranlı devşirmeler kullanmıştır arkadaşlar. Bunlar başkente sarayda yaşarlar ve saray çevresinde. Bunlar 3 ayda bir biskani denen maaş alırlardı. Arkadaşlar beklenti sorumuz. Gulam sisteminin Osmanlı'daki karşılığı nedir? Cevabımız tabii ki kapı kuludur. Osmanlı'yı aktarırken de kapı karşılığı gulamdı diye tekrar edeceğiz. Merkezdeki diğer ordumuz Hassa ordusu arkadaşlar. Bunlar Türkmendirler. Ve ikta denilen topraklarla geçimlerini sağlarlar. Genelde başkente yakın olan alanlarda yaşarlar idi. Taşlı ordusu ise arkadaşlar ikta ordusudur. Ki ikta ordusunun da Osmanlı karşılığı tımarlı sıpahiler olacak. Bunlar yani ikta askerleri Türktür arkadaşlar. Türkmendir bunlar ve başkent dışında dağınık halde yaşatırlar. Neden dağınık halde yaşatılıyorlar? Gene merkezi otoriteyi güçlü tutmak. Ben hemen şöyle bir genel uyarı vermek istiyorum arkadaşlar. Aynı uyarıyı Osmanlı devleti içinde yapacağız. Gerek devlet yönetiminde, gerekse de ordu teşkilatında devşirme yani gulam kökenli olanlar merkezde, Türk olanlar ise taşrada ve dağınık tutulur. Bu uygulamanın temel amacı yine arkadaşlar merkezi otoriteyi güçlü tutmaktır. Selçuklu ordusunda Türkmenler denen bir grup var arkadaşlar. Bunlar bağlı aşiret askerlerdir ki özellikle uç beyler askerleridir. Bir de gönüllü dediğimiz ekipler vardır. Bunlar gazacihat ve ganimet amaçlı savaşa katılanlardır. Hatırlarsak Anadolu Selçuklu'yu Büyük Selçuklu'dan ayıran iki özellik var demiştik ki Bunlardan biri Selçuklu'nun Anadolu Selçuklu'nun denizcilik yapmasıydı. O zaman arkadaşlar Anadolu Selçuklu'da ayrıca donanma denen kuvvetimiz de var ki donanma komutanımıza emirül sevahil yani sahillerin emiri veya emirül bahr yani denizlerin reisi denirdi. Anadolu Selçuklu arkadaşlar Sinop, Antalya, Alanya'da tersane kurmuş olan bir Devlettir. Hemen buradan bir soru kalıbı göstermek istiyorum. Şu şekilde bir soru hazırlayalım size. Sinop diyelim. Alanya diyelim. 3 numaraya da Trabzon diyelim arkadaşlar. Hangilerinde ASD'ye yani Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait tersane bulunurdu. Tersane vardır. Arkadaşlar burada olayımız şu. Anadolu Selçuklu'nun hakimiyet alanını bilip bilmeme sorusudur bu. Anadolu Selçuklu iç Anadolu ağırlığı kurulmuş. Kuzeyden Sinop, güneyden ise Antalya ve Alanya'dan denize ulaşmıştır. Oysa Trabzon'a arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet yani Osmanlı döneminde alınacak bir toprak parçasıdır. Dolayısıyla orada istesek de zaten tersane kuramazdık. Bu sorumuzun cevabı 1 ve 2. Evet arkadaşlar bir videomuz daha bitirdik. Bir sonraki videoda da buluşmak üzere.